Hepinize kanalımdan yeniden merhabalar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlere el açması mis gibi çıtır çıtır bir börek tarifim var. Patatesli bir börek yapacağım. Ramazan sofralarınıza da çok yakışacak bir tarif. Yiyen herkes tarifini alıyor. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir börek. Gelin şimdi hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle iç harcımızı hazırlıyoruz. Benim burada 1 kilo kadar patatesim var. İri şekilde doğradım. 1 su bardağı kadar da su ilavesi yaptım. Ve şimdi altını açıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Patateslerimizin pişmesi için bekliyoruz. Patatesleri pişti. Şimdi güzelce eziyorum patateslerimi. Benim burada 100 gram kadar kıymam var. Tavama aldım. Şöyle birazcık kavuruyorum. Ben patatesli içe kıymayı çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Çok azıcık da bile koysanız lezzetli tat veriyor. Üzerine büyük bir soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Şimdi üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve şimdi soğan ve kıymamı güzelce kavuracağım. Güzelce kavruldular arkadaşlar. Şimdi üzerine haşlamış ve ezmiş olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Ve şimdi baharatlandıracağım. Birazcık karabiber çekiyorum üzerine. Ve birazcık kimyon koyuyorum. Birazcık pul biber. Tuzumu da ilave ediyorum. Biraz da toz kırmızı biber ilave ediyorum arkadaşlar. Ve şimdi hepsini güzelce şöyle eze eze karıştırıyorum. Bütün baharatlarının her yerine geçmesini sağlıyorum ve bir kenara bırakıp soğumasını bekliyorum. Şimdi hamurumuzu yapıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağımızı kabımıza alalım. 1 su bardağı da sütümüzü ve yine 1 su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz. Ve üzerine 2 tane yumurtamızı da koyalım. 2 yemek kaşığı da sirkemiz var. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve şöyle çırpıcıyla güzelce karıştırıyoruz. Sirke hamurumuzu arkadaşlar böyle tel tel kıyır kıyır yapacak. Videonun sonunda göreceksiniz. Burada 5 su bardağı kadar unum var arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde döküyorum. Ve bir paket kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum unumun üzerine. Şöyle şimdi bir yoğuralım. Unumuz az gelirse ilave edeceğiz. Biraz cıvık oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar un ilavesi yapıyorum. Ele yapışmayacak yumuşak güzel bir hamur yoğuracağız. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Bakın şöyle çok güzel bir hamur oldu. Bu hamurla istediğiniz biçimde, istediğiniz şekilde börekler yapabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu şöyle birazcık daha yoğurduktan sonra bezelere ayıracağız. Bezelerimizin büyüklüğü arkadaşlar
mandalina büyüklüğünde olacak. Çok büyük yapmayın, açmakta zorlanırsınız. Şöyle göstereceğim şimdi bezemin büyüklüğünü. Bakın şöyle. Güzelce yuvarlıyorum. Bütün bezelerimi şöyle yuvarlayarak tabağıma dizeceğim. Şimdi kurumaması için bezelerimi temiz bir poşete sarıyorum. Şöyle içine sarıyorum ve 10-15 dakika kadar vaktiniz varsa bekletin. Şimdi bezimin birini alıyorum ve nişastaya buluyorum. Bu börekte un kullanmıyoruz arkadaşlar. Açarken nişastayla açıyoruz. İstediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Bakın şöyle nişasta kullanarak açabildiğiniz kadar ince ince bir şekilde açacağız. Arada nişasta serpebilirsiniz. Şimdi üzerine 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı şöyle ilave ediyoruz ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. İncecik açtım bakın arkadaşlar. Bezelerimiz çok büyük olmadığı için çok rahat açtım. Şimdi bir kenarından katlıyoruz ve patatesli harcımızdan katladığımız kenarımıza şöyle yerleştiriyoruz. Ve şimdi her iki tarafını da şöyle yine içe doğru katlıyoruz ve tekrar patatesli tarafından rulo yaparak katlıyoruz. Ve tepsimizi diziyoruz arkadaşlar. Bütün bezelerimizi böyle yaparak tepsimize dizdim. Şimdi kalan sıvı yağımızı da şöyle böreklerimizin üzerine bolca sürüyoruz. Ve ben de bu arada fırınımı 180 dereceye ısıttım alt üst ayarda. Şöyle bolca sürelim yağımızdan. Her tarafına. Ve şimdi böreklerimizi ben porsiyonluk şekilde keseceğim. Ben şöyle küçük küçük porsiyonladım arkadaşlar. Şimdi fırınımıza pişmesi için gönderiyoruz. Ve şöyle fırında pişme esnasında size de çektim arkadaşlar göstermek için. Çok güzel görünüyorlar. Bakın pişti. Nar gibi pişti. Çok güzel oldu. Ve şimdi size servis ederek göstermek istiyorum. Şimdi içini de göstereceğim sizlere iç dokusunu. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Hala çok sıcak. Şöyle göstereyim. Bakın. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Dediğim gibi dışı çıtır çıtır bakın. Tel tel ayrılıyor. İçi de yumuşacık. İnanın çok lezzetli bir börek oldu. Börek açamıyorum demeyin. Gerçekten çok kolay bir börek tarifi. Çok rahat açılıyor. İnanın bana.
Mutlaka denemelisiniz. Dediğim gibi Ramazan sofralarınızı da şenlendirecek bir tarif. Tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. O değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.